senelerdir usanmadın be baba yüzüme vurmaktan. Yetti artık ya. Yıllardır başın önünde hep eğik. Eksikliğim, kusurluyum sana karşı. Ya niye? Bir yetime babalık ettim diye. Bak baba. Eğer diyorsan ki bu kız bu ailenin kanından değil, o vakit onun üzerinde söz hakkın olamaz. Yok, eğer söz hakkın olacaksa kendi kanındanmış gibi davranacaksın baba. Anladın? Zehra. Buyur baba. Kızına söyle, mutfakta yesin bu akşam. Ablam niye bizimle yemiyor? Sen çorbanı iç bakalım Gül Hanım. Hadi. Ben ablamla yemek istiyorum. Otur, otur yerine. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Sofrada olayım, onu bile istemiyorum. Kızdı ya sana bugün. Ondan. Sen de bir daha at böyle çıkma hem baba. Ben bir şey yapmasam da kızar o bana. Diken gibi gözüne batıyorum ben onu. Neden sevmiyor ki beni? Kızım, neden kimseyi sevmez ki? Ben hatırlamam ki beni, Cihan'ı bir kucağına alsın, bir saçımızı okşasın, bizi bir sevsin. Ne bileyim, sevgisini göstermeyi bilmiyordur belki. Yok. Azat abime böyle mi? Güle Yaren'e bir bak. Nasıl el üstünde tutuluyorlar. Bir de bana bak. Ne yapsam yasak, ne yapsam suç. Ben de öz torunuyum, ben de onun kanıyım. Neden nefret ediyor ki benden? Ya kızım, nasıl laflar onlar öyle? Yalan mı baba? Baba, bak ne edelim ki deden böyle biri işte. Hoyrat, öfkeli. Ama ben varım. Anan var, Gül var. Bizim sevgimizi etmiyorsun. Kalk hadi, kalk, buz gibi burası. İki lokma bir şey yiyelim. Acıyan yer başka, acıkan yer başka. Kalk kızım, kalk. Ben dönmem o sofraya. Dediği lafa bak hele. Kim dedi o sofraya döneceğiz diye? Demişler ya, kız yuvadan uçarken babanın bir yanı yaz, bir yanı güz olur diye. Allah kim dediyse doğru demiş. Kızım, sen benim ilk göz ağrımsın. Şimdi kendi yuvanı kurmak için baba ocağından uçuyorsun. Güle güle git. Ama bilesin ki baban hep buradadır. Baban dağ gibi, taş gibi hep ardındadır. Sakın unutmayasın. Ne vakit incinirsin, yaslanmak istersin, baba de seslen, ben duyarım kızım. Yetip gelirim senin yanına. Anladın? Sağ ol baba. Yeter artık anne. Bırak da içeri gideyim. Ne istiyorsun?
yaptım işte. Eziyet etme bana. Kes sesini, dur yerinde. Allah uğurlu kademli etsin. Soyunuz daim olsun inşallah. Kızımı istedin. Ben sana iki gözümden birini söküp verdim. İki elimden birini, iki ayağımdan birini kesip sana verdim İrem. Beni kör topal bırakmayasın. Canın gibi bakasın. Önce Allah'a, sonra sana emanettir. Seninle artık baba oğul olduk. Şöyle karşılıklı bir oynayalım. Hazar Şadoğlu. Oynayalım elbet. Babam. Babam, suçum yok. Suçum yok babam. Vallahi şahidim, adına laf getirmedim. Hiçbir şey yapmadım babam. Vallahi yapmadım. Kızım, anlat bana. Ne bu halin? Kocan nerede? Bilmiyorum babam. Vallahi bilmiyorum. Olmaz ya. Daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Olmaz. Biz bilmiyoruz. Ama bütün medyat biliyor. Herkes bizi konuşuyor. Rezilliğimizi herkes duydu. Bunun cezası bellidir dedim. Cezası ölüm. Başka çare düşünürüz. Ne düşüneceğiz be? Babam. Tamam, götürme beni. Baba, ne olursun bir annemi arayayım. Bir gülü sorayım. Ne olur bu kadarını da çok görme. Kızım. Ne diyeceğiz anana? Kardeşinin canıyla uğraşırken bir de bunu mu yüklensin kadın sırtına ya? Ya demeyiz. Ha? Ben kendim aramış gibi yaparım. Ne olursun. Son bir seslerini duyayım. Olmaz kızım. Olmaz. Anan anlar senin sesinden. Zaten malum oldu kadına. Bütün gün içi sıkılıp durdu. Analar bilir çocukların sesinden bilir. Olmaz. Ben de olacağım baba. Son kez seslerini duymayayım mı? Ben ne olacağım babam? Ben senin başını örümle eğmedim. Yemin ederim eğmedim. Kızım, de bana. Bu adam sana ne dedi? Ne diye attı sabahına seni sokağa? Reyhan. Şadoğlu'na sor dedi. Tam öyle diyecek. Kızların kusurları babalarına sorulur elbet. Mesele kızınım. Beni sen yetiştirdin.
bugüne kadar ne başını öne eğdim, ne de arsızlık ettim. Babamsın, ne desen boynumu kıldan ince. Ama bunu hak edecek de hiçbir şey yapmadım baba. Doğru diyorsun. Seni ben yetiştirdim. Ben büyüttüm kızım. Kalbim sana inanıyor kızım. Telli duvakla aldığı kızı böyle sokağa atıyorsam bana da diyecek laf kalmıyor be kızım. Deden seni evlendirip uzağa göndermek istiyor. Etme. Ben bu evden çıkarsam neden bir daha beni almaz? Ben sizi görmeden nasıl yaşarım? Yaşarsın kızım. En azından yaşarsın. Hayatta olduğunu biliriz. Geliriz biz senin yanına. Ya ben seni ölümden alayım diye bu evliliğe razı geliyorum. Hiç olmazsa kızım evladımı yaşatan istiyorum ya. Ya bir anda Gül, bir anda sen. Allah'ım. Ben kime ne ettim? Ben kime ne ettim Allah'ım? Evlatlarımın canıyla sızıyorsun sen beni ya. Babam etme kendine böyle. Bana da kıyma. Ya yemin ederim ben bir şey etmedim. Seni başka türlü nasıl alayım ölümden? Bu kız üzerinde bizim söz hakkımız yok baba. Anası var. Hakkına gireriz. Anası tamam demeden nasıl veririz ya? Veremeyiz. Hazar! Hani bana diyordun ya. Bu kız özündense özün gibi davran. Değilse karışma diyordun. Al işte özüm gibi davranıyorum. Haydi. Az müsaade et kızımla bir konuşayım. İyi konuş tabii. Sonra getirirsin sen salona. Baba kurban olayım vermeyin. Ne olur. Koş paltonu giy. Baba. Kızım paltonu giy. Giy şunu. Baba ne yapıyorsun? Tut. Annemi görmeye mi gidiyoruz? Dışarı çıkınca yüzünü iyice kapa. Kimse tanımasın seni anladın? Gel. Babam yan konağı görüyorsun değil mi? Haydi babam. Kızım haydi. Baba. Kızım buradan yan konağı atla, oradan da sokağa. Ardına bile bakma. Kaç kızım. Al. Babam ayakkabım bile yok. Kızım düşünemedim. Boş ver vakit yok şimdi. Al bunları haydi kızım. Baba nereye gideceğim? Yazdım ben buraya kızım yazdım. Gün düşene kadar saklan, ondan sonra midyatı terk et tamam mı babam? Haydi ben seni bulacağım. Haydi kızım haydi. Bulacağım ben seni. Sakin ol. Evde olmaz. Hem de senin üstüne düşmez. Bu yaştan sonra katil mi olacaksın? Doğru söylüyor. Sana düşmez. Ben veririm cezasını. Abi sus. Sen de suçlusun, hesap vereceksin. Ya kurban olayım bir kendine gel. Niye öyle diyorsun? Ne demek öldü? Ne oldu? Az
Kulaklarımla duydum diyorum sana. Azat her yerde aramış, bulamamış. Ya bir sus, bir dinle. Azat bilerek öyle söylemiştir. Babamı oyalamak için öyle söylemiştir ya. Sevda Maureyan'a biliyorsun sen de. Babamdan korumak için öyle söylemiştir Azat. Ben bilerek emanet ettim. Git bul o zaman. Git bul kızım Azar Bey. Ben onun sesini duymadan, yüzünü görmeden inanmam. Kendine gel. Bulacağım, söz veriyorum, bulacağım. Git bul onu. Tamam. Şşş. Yapma yapma. Zehra. Pazar Bey, ben senden razıyım. Allah da razı olsun. 17 yaşımda dul kaldım. Karnımda bebeğiyle beni aldın. Bir günden bir güne yüzüme vurmadın. Gönlümü kırmadın. Evladıma babalık, bana kocalık ettin. Hakkını ölsem ödeyemem. Ben de senin başını yere eğdirmedim. Sana bir de evlat verdim. Şimdi senin üzerinde şuncacık hakkım varsa bana diyeceksin. Benim kızım kimin günahının bedelini ödüyor? Bu aslan beyler kim? Niye yanımdan aldılar hınçlarını? Sen başımı eğdirdin, Derya. Anlatacağım ben sana. Gerçekleri öğrenmek hakkındır. Ne o? Kim arıyor? Reyyan mı yoksa? Alo? Nigar Ana? Güley mi? Zehra! Gül! Gül, Gül uyanmış. Gözlerini açmış. Bizi sormuş Azar Bey. Gül'e gidelim haydi. Sen git. Ben Reyhan'ı bulup geleceğim. Sana verdiğim sözü tutacağım. Kızımızı bulup getireceğim sana. Ya ben... Gülhan'ım şimdi ablasını sorar. Sen git. Canım pahasına da olsa kızımızı bulup getireceğim sana. Olur mu? Abi dur! Nerede Reyhan? Ha? Hani nerede? Abi. Azat, Reyhan nerede? Dur abi, dur. Atlamadı değil. Atlamadı değil. Abi yapma abi. Tutamadım. Sana emanet etmedim mi ben? Sen niye atlamadın? Abi dur. Reyhan! Abi. Reyhan! Abi dur abi. Abi kurban olayım, dur abi yapma. Kızım! Abi dur! Abi dur, ne olur dur abi. Kızım! Dur abi, kızım! Dur, yeter dur! Dur! Benim yüzümden! Amca, çok aradım. Her yere baktım. Reyhan'ım.
Sana bir söz verdim. Seni öldürmelerine müsaade etmeyeceğim asla. Geldiler işte, görüyorsun. Bak, vakit yok. Kızımı Allah'a emanet ediyorum. Elçi olarak veriyorum sana. Eğer kılına bir zarar gelsin, aslan birlerin soyunu seninle kuruturum bilesin. Hayır, beklemeyin. Hayır. Baba. Kızım alacağım seni. Kızım benim alacağım. Haydi. Haydi. Zorba. Zorba, bu halin ne? Nereden geliyorsun? Kızımı orada bıraktım. Söküp alamadım. Ciğerimin bir parçasını orada bıraktım. Zira sen ne diyormuşsun? Nerede bıraktın? Aslan Bey konağında. Reyhan'ı oraya götürmüş Murat. Yalan. Gitme. Alsak kızımızı nereye kaçıracağız? Nasıl koruyacağız babandan? O konağın kapısında ben çok düşündüm Hazar Bey. Alsam kızımı, kaçsam uzaklara. O zaman Azrail gibi peşine dikilen babandan korurum belki. Ama o vakitte gün burada kalır. Bir ana için nasıl bir imtihan. Alamadım. Geri döndüm. Kızımı o adamın eline bırakıp geri döndüm. Yok Zehra. Ben kızımı kurtarsın diye emanet ettim ona. Evine kapatma yapsın diye değil. Biliyordun. Evli olduğunu biliyordun da bana demedin he mi? Yok. Sen güle perişandın Zehra. Ben seni üzmek istemiyorum. Ne olur ya, üzülme artık. Kurbanım Emre'ciğim. Alacağım kızımı. Benim günahım. Bütün olanlar. Benim günahım. Günahımı ödettiler. Reyhan'ıma. Aslan Beyler Miran'ın babasını öldürdüğümü sanıyor. İşte onun için ettiler bu kötülüğü bize. Bunun için. Ona Reyhan diye diretti Miran. Sevdiğinden değil, senin canın yansın diye. Niye demedin bana? Niye daha evvel demedin bana? Zehra, benim yüzüm. Zehra. Anlat. Geçsin de anlat Hazar Bey. Benim bir sevdiğim vardı. Çok önceden. Dilşah.
evlenecektik. Olmadı. Ben askerdeyken Aslan Beyler oğullarına gelin etmişler Dilşah'ı. Dönüp geldim. Duyunca elim ayağım koptu. Bir göreyim dedim. Kahroldum. Zulmediyorlardı. Her gün eziyet. Kıyamadım. Konuştuk. Kaçtık. Evli bir kadını kaçırdın. Yok. Değil aslında öyle. Başka şeyler de var. Söz anlatacağım. Biz kaçınca Azize adamlarını salmış peşimize. Sonra babam buldu beni. Çekti aldı ellerimden. Başka bir şey bilmiyorum. Ama tek bildiğim, bu benim günahım. Gideceğiz buradan. Hemen toparlan. Stavi. Nereye gideceğiz? Kararımı verdim. Gidiyoruz. Sen, ben, Gül. Her şeyi ayarladım. Reyhan. Reyhan ne olacak? Ben gidip alacağım kızımızı o aslan beylerden. Konağa gideceksin. Yok olmaz. Tek başına gidemezsin. Ya vururlarsa seni? Korkma. Kimseye bir şey olmayacak. Sen topla eşyaları, ben gidip alacağım kızımızı. Üzülme artık. Hemen. Bekle kızım. Bekle, baban almaya geliyor seni. Bekle kızım. Uyan Aslan Bey! İndir Aslı ağabeyim. Kızımı vereceksin bana. Kızım olmadan buradan gitmeyeceğim. Niran! Derdim kimseye ilişmek değildir. Sadece kızımı istiyorum. Kızın burada değil Azar Bey. Boşuna bağırma. Bana yalan söyleme Sultan Hanım. Ya kızımı verirsiniz ya da... İşte ev. Buyur ara. Bu eve ancak kefenle girer. Baba. Bırak. Benim de bu evliliğe rızam yoktur. Kızımın bir felaketten başka bir felakete sürüklenmesine artık müsaade etmeyeceğim. Alacağım karımı, çocuklarımı, çekip gideceğim buralardan. Kızım, ne oldu, nasıl oldu bu? Sen iyi misin? İyiyim. Ufak bir kaza atlattık. Kaza? Kimle? Azat'la mı? Ya siz nasıl buldu Azat seni ya? Nereden çıktı bu evlilik meselesi kızım? Babam. Hadi anlat bize. Nereden çıktı kızım bu evlilik meselesi? Sen gerçekten istiyor musun bu Azat'la evlenmeyi ya? İstiyorum ben, rızam vardır. Ya yok. Yok ya. Olmaz.
Biz gideceğiz buradan. Hemen gideceğiz. Haydi topla eşyalarımızı. Kızı. Yapma böyle be kızım. Tamam kızım, sen haklısın. Ben diyemedim sana. O an deden geliyordu. Ben senin canını kurtarayım diye o adamla göndermek zorunda kaldım kızım. Biliyorum, diyemedim. Nasıl deseydim orada? Bu adam evlidir mi deseydim? Gırtlak dokuz boğum derler. İşte öyle kolay söylenmiyor bazı şeyler. İnşallah bir gün senin de evladın olduğunu da anlayacaksın. Evlada kıyılmıyor. Ama sen böyle bana küskün duruyorsun ya, vallahi benim ciğerim parçalanıyor kızım. Zaten şu hayatta benim en büyük korkum evlatlarımı kaybetmek, Allah esirgesin. Babam, ben biliyorum. Sen beni korumaya çalışıyordun. Ama ben de size bir şey olacak diye korkuyorum. Korkma sen kızım, korkma. Ne demek o? Ben gördüm baba. Miran'ın gözlerinde gördüm o kini, öfkeyi. Ben sordum ona. Neden yaptın dedim. Niye yaktın bizi? Annesiyle babasını senin öldürdüğünü söyledi. Kızım, Allah şahidimdir, ben bir şey yapmadım. Hiç kimseye bir kötülük etmedim ben. Kimin yaptığını da bilmiyorum ama inan ben yapmadım. Babam, ben zaten duyduklarıma inanmadım ki. Benim babam yapmaz dedim. Yumuşacıktır onun yüreği dedim. Ama Miran'ın babaannesi onu çocukluğundan beri o korkunç yalanla büyütmüş. Durmayacak baba, size zarar verecek diye korkuyorum ben. Korkma. Sakın korkma kızım. Hiçbir şey olmayacak. Hiç. Ne zaman bitecek bunlar? Ben anlamıyorum, biz nasıl bu hale geldik? Ne zaman çıkacağız bu cehennemden? Baba, size bir şey olursa ben yaşayamam ki. Kızım, kimseye bir şey olmayacak. Sen yüreğini ferah tut, sakın merak etme. Ben müsaade etmeyeceğim öyle bir şeye. Kızım, senden af dileyecek bir kusurum yoktur ki baba. Ben sadece sana son kararımı demeye geldim. Öyle mi? De o zaman. Neymiş o son kararın? Aşağıda da dediğim gibi benim de bu evliliğe rızam yoktur. En kısa zamanda işleri devredip ailemi de alıp çekip gideceğim buralardan. Senin ailen benim Hazar! Deli deli konuşup benim asabımı bozma! Adımızı lekelemiş, kanından bile olmayan o kız için soyunumu terk edeceksin Hazar! Baba ya, yıllardır anlamadım be baba, sen anlamadın! Reyhan benim kanımdan değilse bile canımdandır. Sen kendi kanından olanlara bile babalık edemedin ama ben evlatlarımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Ailemin dağılmasına müsaade etmeyeceğim baba. Bunu bilesin. Hazar, bu evden gidersen bir daha geri dönemez.
Eğer buradan gidersen yuvanı unut. Benim yuvam bu dört duvar değil ki baba. Ailemin gönlünün hoş olduğu yerdir ya. Bu haksız yükü taşıyamıyorum artık omuzlarımda. Gidiyorum buralarda. Çocuklarım için. Ailem için. Senin ne işin var lan burada? Ne hakta gelirsin sen buraya? Dur. Lan! Sen nasıl o pis ellerinle benim anamın babamın mezarına dokunursun? Lan ben seni şuracıkta öldüreceğim. Dur lan dur be. Şuracıkta öldüreceğim. Lan vuracaktım ben seni. En başında vuracaktım. Bu kafanı sıkacaktım senin. Yaşatmayacaktım. İlk kez doğru dedin. Beni vuracaktın beni. Benimle kesecektin hesabını. Kızımla değil. Ben senin yaptığını yaptım. Sen anamın namusunu aldın. Babamı öldürdün lan. Ben kimseyi öldürmedim. Kimsenin namusunu çalmadım ben. Ben sadece onu korumaya çalıştım. Allah şahidimdir. Ben sadece anneni sevdim. Anneni sevdim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Anneni sevdim ne demek? Sevdim. Sadece sevdim. Kılına zarar vermezdim onun. Vermedim. Yalan! Yalan! Yalan söylüyorsun! Söylemiyorum. Vermedim. Öldür istersen. Ama bil ki nasıl öldüler bilmiyorum. Ben de yaralıydım o gece. Bilmiyorum. Babaannem. Babaannem haklıymış. Haklıymış. Senin bu yalanı söyleyeceğini demişti bana. Şu canını aldığın masumların yanında alacağım senin canını. Bugün... İşlediği günahların bedelini ödeteceğim sana az aşağı dolu. Seni yalanla bir masalın içinde büyütmüşler. Aklını bu yalanla yıkamışlar senin. Ben kimseye bir kötülük etmedim. Ama sen... Sen Miran Aslan Bey. Masum bir kızın günahına girdin. İstersen öldür. Mahşerde hesaplaşırız seninle. Ama bil ki... Benim yüzüm yere eğilmeyecek. Sen günahlarında boğulacaksın. Ben senin babanı öldürmedim. Ananın saçının teline helal getirmedim. İçin soğuyacaksa öldür. Bu hesap burada kapanacaksa öldür bitsin. Ama ben ölünce mertçe davranacaksın. Ailemden, çocuklarımdan uzak duracaksın. Haydi bitir. Neden alayım sana? Neden? Senin neye kime inandın? Benim umurumda mı sanıyorsun? Sen alacağını aldın. Gayrı bizden uzak duracaksın Miran Aslan Bey. Anlıyorsun. Hele ki kızıma, Reyhan'ıma bir adım daha yaklaşmayacaksın. Kızım, iyi misin? Ben bugün Miran'ı ilk kez tanıdım yavrum. Öylesine hırsla yanan gözler kimseye kıymetle bakamaz. Benim seni o adamdan, bizi de bu intikam ateşinden korumam lazım. Elimi üstünde, kalbinde tutmam lazım benim kızım. Baba sen Miran'la nerede karşılaştın? Ne dedi sana? Ne yaptılar, bir zarar verdi mi? Yok. Sana ettiğinden gayrı bana daha başka nasıl zarar verebilir? Karşılaştık. Bana anasının babasının hesabını sordu. Ben de bildiğimi anlattım. Baba bundan sonra çıkma karşısına. Sen ne anlatırsan anlat, vazgeçmeyecek. Ne olur. Doğru söylüyorsun. İnandığı şey uğruna bize zarar vermekten vazgeçmeyecek. Yazık.
Masum bir çocuktan öfke dolu tehlikeli bir adam yaratmışlar. Kötülük etmişler ona. Aklını yıkamışlar. Miran kalbini seninle doldurmuş olsa bile onun aklı yıkanmış kızım. Öte yandan Azat'la sana... Baba. Ben verdim kararımı. Bundan sonra başka olacak her şey. Üzülmeyeceğiz artık. Ah benim yavrum. Şu gözlerinde ufacık bir heves görsem belki derdim, düşünürdüm. Ama olmaz Reyhan. Yok. Sana Azat'la bundan başka bir dünya yok kızım. Ne işin var lan senin burada? Ne işin var lan senin burada? Reyhan'ı almaya geldim. Bir de utanmadan Reyhan'ı almaya geldin mi diyorsun sen bana? Sen kimsin ulan? Hangi sıfatla almaya geldin Reyhan'ı buraya? Ya bırak amca, kavga ettiğine değmez bu şerefsizler. Peki sen ne yapıyorsun lan burada? He? Amca ben Reyhan'la konuşayım mı? Ulan ben kızımı sizden kaçırıyorum. Siz ikiniz akbaba gibi peşine düşüyorsunuz. Delirtecek misiniz lan beni? Reyhan'ı bana emanet etmiştin. Ben de emanetine sahip... Bitti o emanetlik artık. Bitti. Evlat nedir diyeyim mi ben sana? Aha tam burasıdır ha. Tam burası. Ana babalar evlatlarını kalbinde saklar çünkü. En temiz, en güvenli, en yalansız yer orasıdır. Sonra evladını kalbinde saklayacak birine emanet ederler. Ben kızımı bembeyaz gelinliğiyle sana kalbinle saklayasın. Onu hep koruyasın, sevesin diye emanet etmiştim. Sen kızımı paramparça ettin. Ciğerimizi söküp elimize verdin. Yüreğimizi yaktın. Soğumadı mı için hala? Ne zaman duracaksın ulan sen? Ne zaman? Ben getirdim. Ben götüreceğim. Dokunmayacaksın artık ona. Hemen konuşacağız seninle. Benim ne diyeceğimi biliyorsun Azar. Ne oluyor baba? Sen şimdi bana hiçbir şey sorma kızım. Birazdan gideceğiz buradan. Dördümüz gideceğiz. Sen nasıl tehdit edersin bizi? Nasıl? Ben kimseyi tehdit etmedim. Buradan gitmeye kalkarsanız herkesin içinde Reyhan'ın öz olmadığını, onu nasıl yalanlarla büyüttüğünüzü söylerim dedim. Bunu da yaparım Hazar, bilirsin. Yapamazsın ya. Bu kadarını yapamazsın. Yaparım. Beni evladımdan edeni, ben de evladımdan eden. Evladını sevmek, senden uzakta olsa iyi olsun, mutlu olsun diyebilmektir ya. Yanımda olsun da her gün ölsün demek değil. Sen niye yaparsın bunu bana baba? Hiç mi tanımazsın sen oğlunu? Bu tehdidi yaparak evladından olmadın mı sanırsın? Beni kalbimle vurarak benden oldun sen. Kalbimden babamı söküp attın ya, attın. Elimi kolumu bağladın sanırsın ama. Engel olamayacaksın ama. Engel olamayacaksın. Sana rağmen ailemi de alıp çekip gideceğim buralardan. Hazır! Benden günah gitti o zaman. Kızım. Ben seni kendi gözümden bile sakındım. O güzel yüzüne bakmaya bile kıyamadım bazen. Daha nasıl sevsem, ne etsem de senin canına değsem diye düşünüp durdum. Sen doğduğunda, anan seni ellerime verdiğinde... Benim içimi öyle bir doldurdun ki Reyhan. Ben nefes alamadım kızım. Dedim Hazar nefes al.
nefes al. Reyyan'a da nefes ol. Onun için yaşa. Bundan sonra da hep böyle olacak, biliyorsun değil mi kızım? Biliyorum tabii baba. Ben hala ayaktaysam senin bana verdiğin nefes sayesinde. Biliyorum ki sana sarılınca bir anlığına da olsa her şey bitecek. Nefes alabileceğim. Benim bütün derdim sizsiniz. Ben o yüzden giderim istiyorum. Hep beraber. Gitmeyeceğiz kızım. Burada kalacağız. Burada kalmamız gerekiyor. Ama gideceğiz demiştiniz. Anne. Sen burada oldukça kimseye huzur yok. Hadi çek git. Gitmeyeceğiz dedim işte. Gitmeyeceğiz. Ama bundan sonra herkes bilsin ki bu konakta hiç kimse ailem hakkında tek bir kelime bile etmeyecek. Herkesin iyiliği de kötülüğü de kendine kalsın. Cihan, sen de aileni uzak tutacaksın artık bizden. Kimse Reyyan'a ilişmeyecek. Eğer ki Reyyan'ımın gözünden tek bir damla yaş dökülsün, karşısında beni bulacak. Anladınız? Ben canıma doydum gayrı. Doydum! Zoruma gidiyorum. Hasan Bey! Hasan Bey, dur gözünü seveyim. Çok zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor. Ben şu hayatta çok bir şey istemedim. Benim kalbim çayır çayır yanarken, ben yaşamak bile istemezken Reyhan geldi. Benim içimi öyle bir doldurdu ki, ben sadece bana bir şey olmasın dedim. Bana bir şey olmasın ki ona sana kimse bir kötülük edemesin. Beceremedim ben. Beceremedim. Baba olmayı beceremedim ben sen. Baba olmayı beceremedim. Yapma. Hazar Bey. Hazar Bey. Şu dünyada herkes babalık eder. Ancak senin gibiler hakkını verir. Bu konak değil, senin yüreğin bize sığınak. Sen yeter ki sağ ol. Bize hiçbir şey olmaz. Nah! Dokunma artık benim canıma! Bırak öldürsün baba, bırak. Dur kızım. Sen öleceğine ben öleyim baba, ben öleyim. Allah'ın izin ver, bitsin bu eziyet. Bitecek kızım. Bitecek. Sana daha bu sabah, sen benim can düşmanımsın, uzak duracaksın dedim. Beni yanıltmadın, can düşmanı gibi davrandın. Kızımla daldın içini yine, ha? Ben yapmadım. Yaptın. Yaptın. Ben de yapacağım. Paramparça ettiğin şu masumun yüreğine yeniden can vereceğim. Düşürdüğün omuzları dimdik edeceğim. Sayende kan akan o dudaklara gülümsemesini yeniden vereceğim.
kızımın yaralarını tek tek iyileştireceğim. Ama önce... Ama evladımı yaşatabilmem için... Önce senin canını alacağım Niran Aslan Bey. Seni her gün ölmekten kurtaracağım. İzin ver bitireyim şu eziyeti. Olmaya birini öldüremezsek. Baba! Gözlerime bak. Hazar. Bak dedim. Al vur. Hazar ne yapıyorsun? Vur dedim, öldür. Öldür beni. Zehra'yı, Reyyan'ı, Gül'ü hepimizi öldür. Kurtulalım artık. İnsan düşmanına böyle zulmetmez ya. Öldür, kurtulalım. Hala kapının önünde bekliyor, soysuz. Ne yapıyorsun lan sen burada, ha? Ben sana kızımın peşinde dolaşmayacaksın demedim mi? Kovulmadın mı lan sen bu kapıdan? Düşmedin mi düşeceğin kadar yere? Ne için var senin hala burada? Lan defol git. Vallahi ellerimle gebertirim seni ha. Gidemem. Reyyan'ı görmem lazım. Allah aklıma o kaynatuz. Reyyan'ı gör... Ulan sen hangi hakla göreceksin Reyyan'ı? Hangi hakla konuşacaksın ulan benim kızımla? Haciz'den haberim yoktu. Haberin olmasa ne? Olmasa ne? Sen bu ailenin ciğerini yaktın, ciğerini. Kızımın ömrünü ziyan ettin ulan sen. Heveslerini söküp aldın ulan içinden. Umudunu çaldın kızımın. Kalkmış bir de şimdi Haciz'den haberin yok diyor. Olsa ne olur? Ulan malamızı, mülkümüzü alsan ne olur be? Ettiğin kötülükte boğuluyorsun değil mi? Senin de yüzün gülmüyor. Gözünde uyku yok. Ne yerdesin ne gökte değil mi Miran Aslan Bey? Bir kere konuşayım Reyyan'la. Dilşah'ın senin gibi bir oğlun nasıl olur benim aklım almıyor. Senin annen dünyanın en iyi yürekli insanıydı. Eğer yaşasaydı, ettiklerini görseydi... Vallahi sana oğlum demezdi, hakkını helal etmezdi sana. Benim anamın adını sakın ağzına alma. Yapılanları öğreneceksin. O zaman şu halinden bin beter olacaksın. Ama ben seni o zaman da affetmeyeceğim. Ne ben affedeceğim, ne kızım affedecek seni. Sana af yok Miran Aslan Bey. De haydi çekil git şimdi kapımın önünden. Aşağıda hazırlık. Hazar Bey. Ben yapamayacağım.
yapamayacağım. Hazar Bey, bunu konuştuk. Yok. Belki ileride mutlu olur diye kızım içi kan ağlaya ağlaya evlenmesine müsaade etmeyeceğim, edemeyeceğim. Yapamayacağım. Konuşacağım ben Reyhan'la. Hazar Bey dur yapma. Yok. Mutlu olmayacak. Reyhan mutlu olmayınca ben yaşayamam. Yapamam. Sen bu kadar severken rahatsız oldun ha? Elini sürmeyeceğim. Yanında olacak, dokunmayacağım mı diyorsun? Dokunmayacağım amca. Söz verdim. Bu şartla razı oldu. Bu şartla kabul etti. Ben de razı oldum. Durmayacağım amcam. Ben kızımı senden daha iyi birine emanet edemem ya. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Zaten canım burnumda. Kardeş dinlemem yakarım canına. Ya bırakma bırak. Ne yalan mı söylüyorum yanlış mı söylüyorum? El alem el alem. El alem kim ulan? El alem kim? Kimin lifi daha kıymetli benim canım evimden? Olmaz olsun senin gibi kardeş be. Ya yürü be. Hazar bekle. Baba sen de aksi bir laf etme bak. Gelmeyin peşimden. Altın üstüne getireceğim. Midyat'ın bulacağım kızımı. Mühendisine yar etmeyeceğim. Ödeteceğim bunun hesabını. Lan bunu da yaptın ya. Bunu da yaptın ya. Bırakmayacağım kızımı sana. Bırakmayacağım. Ulan. Gemerteceğim ulan seni. Ecelin olacağım senin, ecelin! Amir'in arabası! Vallahi Amir'in arabası! Buldum kızım! Yetiştim kızım sana, yettim! Reyhan! Reyhan! Geldim kızım, geldim, yettim sana! Dur ulan, dur! İnan benim patronum değil, dostum. Lan! Bilsem de söylemezdim ayrıca. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin ulan! Yetti artık be! Yetti! Evladıma, aileme yaşattıklarınız yetti ulan! Konuşacaksın, söyle nerede kızım? Abi yapma! Hazar! Yapma oğlum, dur! Ben durmayacağım. Bunlar duracak artık. Karışmayın siz. Bak, eyvallahım yok. Kızım için ölüme giderim, anladın? Şimdi söyle, nerede kızım? Vururum seni! Vur sana! Vur! Sen bizi ölümle tehdit edemezsin Hazar Şahdoğlu.
Korkuttuğun şeyi dert etseydik bu yola çıkmazdık. Konuşacaksın ulan. Söyleyeceksin. Nerede kızım? Ulan. Allah bana bahşetti evladımı alıp alıp durma. Acısının izini sürdürtme bana. Bak yeminim olsun. Vururum lan burada Fırat'ı. Vururum. Sen kızın için nasıl ölürsen Fırat da benim için ölür. Reyyan benimle kalacak. Baba. Baba sakın elini kana bulama baba. Kızına zarar gelmeyecek. Ama bizi arama. Bulamazsın. Uzaklara gidiyoruz. Ulan! Hal! Kapatı şerefsiz. Telefonu kapamış. Telefonu kapatmış. Ulan! Kimsenin bizi bulamayacağı kadar uzağa gidiyoruz dedi. Benden başka kimse bilmiyor dedi ama sen biliyorsun. Söyle nerede kızım? Hazar, yapma oğlum dur. Konuş ulan alacağım canını bak alacağım. Alsana. Ne duruyorsun hadi? Alsana. Ulan. Abi yeter. Ağam yapma. Hazar dur oğlum yapma. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Nereye götürdün bu it benim kızımı ya? Nereye götürdün? Hazar, koyuverme kendini, sakin ol. Bulacağız. Ya baba, bak böyle deli divane gibi dolaşıp hane hane bakarak bu kız bulunmaz. Kim bilir hangi deliğe girdiler. Ben oğlumu merak ediyorum, evime dönmek istiyorum. Ya sen de dur şimdi andan be. Benim kızım kaçırıldı. Can düşmanımızın elinde benim kızım. Ya sen baba değil misin? Hiç mi anlamıyorsun insan halinden? Sen benim halımı anlıyor musun abi? He? Sen benim halımı anlıyor musun? Senin kızını benim oğluma yamamak istediklerinde ne yaptın? Ben sana diyeyim ne yaptın? Anca gideceğim dedin sonra aldın kızını benim oğlumun dibine bıraktın. Yeter ulan! Yeter! Lan ben yüreğim korda! Aklım darda! Ağzından çıkan laflara dikkat edeceksin. Bütün sinirimi senden çıkarırım. Tanıyamaz oldum ben seni. Neyin kini ulan bu? Neyin kini? Yeter be! Yeter! Reya! Baba? Bak! Baba! Bir kez daha aldım kızımı elimden. Bak işte neler oldu. Şimdi ben kızımı alıp buradan götüreceğim. Sen de kendi karını alacaksın. İlişmeyeceksin artık bize. Reyyan'ı benden kimse alamaz. Baba! Ulan sen kimsin? Baba! Bak yapma! Bunu bana ikinci kez yapma. Sabrımın sonuna geldim Miran Efendi. Katil mi edeceksin sen beni? Baba Allah aşkına. Kızımı oğlumu öldürdüğün gibi torunumu mu vuracaksın şimdi? He? Yetmedi mi eline bulaşan kan? Ben o kanı temizleyeceğim babanla. Miran yapma. Benim elimde kimsenin kanı yok. Sen ne biçim bir insansın ya? Ne biçim insansın sen? Senin içinde vicdanın kırıntısı bile mi yok? Öz torununun aklını yalanlarla doldurup ne hale getirmişsin? Allah soracak bunun hesabını sana. Bir yetimi senin avcunun içine bırakmış, sana emanet etmiş. Ona yaptığına bak. Bir bak. Bitmiş. Ben can düşmanım derken bile acıyorum. Yazıktır ya. Deli etmişsin çocuğu. Hiç kimse hak etmez bunu Azize Hanım. Hiç kimse.